Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye bölünemez. Ama Sayın Başbakan'ın sahip olduğu bilgiler ışığında değerlendiriyorsa onu da saygıyla karşılamak lazımdır. Evet. AK Parti'nin iki teklif hazırladığı şekilde de var bugün. İki gündür basına dolaşıyor. Bir tanesi başkanlıkla ilgili, birisi de kontrol ve denge şeklinde. Ne diyorsunuz efendim? İçeride açıklamamı yaptım. Henüz daha bize ulaşan bir bilgi yok. Geldiği zaman değerlendireceğiz. Sürekli konuşmalarınızda MHP'nin ilke ve hassasiyeti tam olarak neyi kastediyorsunuz efendim? Bunu biraz açabilir misiniz? Bunun için sizinle bir televizyon programı yapmamız lazım. Çok uzun. Sayın hükümet sözcüsü, mecliste 330'u bulamazsak, bulamayacak gibi olursak yetirmeyiz. Bu ön kabulle mi gelmek anlamına geliyor hükümetler efendim? Bu bir anayasa değişikliğinin referandum yoluyla veya 367'yi aşarak kesinleşmesi yoluyla bir uygulamadır. Eğer 330 olur ise referandum yolu açık olur. Onun için 330'u görmeleri gerekiyor. O konuda da düşünmeleri lazımdır. Neyle görecek? Özel bir mercek mi var acaba? Henüz daha böyle bir bilgiye sahip değiliz efendim. İtibata gidiyor. Meclis önemlidir efendim. Şu ana kadar AK Parti'nin bir itibat oldu mu efendim sizinle görüşmek için? Hayır efendim, olmadı. Sağ olun. Sorunun bitmesi için çaba göstermek lazım. Bitmiyorsa onu biriktirip tekrar Türkiye'nin beka sorunu haline dönüştürmek de doğru bir çıkış olmaz. Evet. Teşekkür ederim.